Hazreti Ali, Hazreti yani Ebu Bekir'in hilafetini evet. baştan tanıyor mu? Tabii tanıyor. Baştan. Tabii. Baştan tanıyor. Bir süre beklemiyor mu? Yani bir süre bekliyor. Ya orada baştan şimdi... değil, baştan tanımıyor. Tanımıyor. Yok, baştan tanıyor aslında. Ama en azından hiç itiraz aslında etmiyor. Biat etti mi? Etti tabii. Şimdi. En başta. En başta etmedi. Ya en başta herkes zaten... Hocam şimdi açık söyleyelim evet. şunu. Evet. Ya şimdi şöyle bir Hazreti şey var. Hazreti Fatma biat etti mi? O etmedi. Ha. Hazreti Fatıma biat etmedi. Hazreti Ali ile ilgili iki görüş var. Hı. Bir görüşün bir tanesi o Sakifetü Beni Saide'de yani ertesi gün herkesle birlikte Hazreti Ali'nin de biat etti. Bir diğer bir görüşe göre de Hazreti Fatıma 6 ay sonra vefat ediyor biliyorsunuz. Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra biat ettiği. Bir kere hiçbir kaynakta Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bekir de dahil herhangi bir halifeye itiraz ettiğine dair hiç bilgi yok mesela. Yalnız hocam itiraz yok senin ama kanaatini soracağım. Nehcül Belaga sahih midir? Nehcül Belaga bir şeydir yani bir takım bilgiler anlatılıyor. Kitaptır yani. Sahih midir bilgileri? Ya sahih olan, şöyle sorayım. Sahih olanlar şöyle da vardı, olmayanlar da vardır. Şık Şıkıyye hutbesi. Evet. Orada reddeder. Ama birçok şeyi reddediyorlar zaten. Hayır. Ama efendim, biz onların hepsini... Şık Şıkıyye hutbesi Hazreti Ali'ye aittir. Hazreti Ali orada hatta hırka deyemen mili şeyi verir orada, misali verir. Daha yakındım der. Reddeder. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben de size. Hazreti Ali yaralandığı zaman Hazreti Hasan'a biat etmesi konusunda kendisine gelirler söylerler ve o konuda Hazreti Ali açık bir şey beyan etmez yani. Eğer bu nasıl? Hazreti Ali vefat etmeden önce kendisine gelip Hazreti Hasan'a biat etmek konusunda kendisinin fikrini alırlar. Fakat Hazreti Ali o konuda bir açık kapı bırakmaz yani. Ne demek istiyorsun? Etmeyin mi der, edin mi der? Yani edilmesini istemez en azından. Yoksa bu ayrı bir mesele. Şık Şıkıyye hutbesinde ben daha yakındım diyor, hilafete diyor. Ya o yani... O çok şey ifadeler vardır orada kesin ve hatta pek yani bizde o pek gündeme getirilmez. O hutbe. Nehcül Belaga'da. Orada and olsun ki hilafete ben onlardan daha yakınım. Hırka örneği falan verir. Hırka gibi giydiler der üzerlerine der şeyi. Ama işte orada halife meselesiyle neyi kastetti hilafet meselesi? Halifeyi kastediyor ki isim veriyor. Filan diye yazar. Filan hilafete bir hırka gibi sırtına giydi ben daha yakın. Ama işte bu en çok üzerinde tartışılan ve İslam dünyasında fikir ayrılıklarına sebep olan bir konu olduğu için bir takım bilgilerin bak seyircimiz, eklenmiş olma ihtimali de var yani. Efendim Doğan Cem Nermis Bey göndermişler Şık Şıkıyye. Ant olsun Allah'a ki filan onu bir gömlek gibi giyindi. Oysa daha iyi bilirdi o, ben hilafete nispetle değirmen taşının mili gibiydim. Hilafet benim çevremde dönerdi, sel benden akardı, hiçbir kuş uçtuğum yere uçamazdı. Sen bir de bunun Arapçası muhteşem bir şeydir, fesahat bir şeydir. Hilafetle arama bir perde çektim. Onu koltuğumdan silkip attım, düşündüm, kesilmiş elimle hamle mi edeyim, yoksa bu kapkaranlık köylüye sabır mı edeyim? Hem de öylesine bir köylük ki ihtiyarları tamamıyla yıpratır, çocuğu kocaltır, inanan da Rabbine ulaşıncaya dek bu zulmette zahmet çeker. Gördün ki sabretmek daha doğru, sabrettim. Ettim ama gözümde diken vardı, boğazımda kemik vardı, mirasımın yağmalandığını görüyordum. Birincisi onu falana verip gitti. Böyle gider. Şeyin tercümesi, Abdülhak Hoca'nın tercümesinden göndermişler. Efendim teşekkür ederim. Çok güzel bir Türkçe. Çok güzel de vardı şeyi. Şimdi bu ifadeyi nasıl yorumluyorsun abi? Türkiye'de sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Şık Şıkıyye hutbesi zannedersem televizyonda da ilk defa okunuyor. Okunum daha önce bilmiyorum. Çünkü hep uzak durdu bizde. Niye uzak dururuz? Nehcül Belaga, İslam tarihinin benim kanaatimde çok önemli bir kaynağıdır. Böyle nefis bir tercümedir. Yani şeye bak. Ant olsun Allah'a ki filan onu bir gömlek gibi giyindi. Oysa daha iyi bilirdi o. Ben hilafete nispetle değirmen taşının mili gibiydim. Hilafet benim çevremde dönerdi.
sel benden akardı. Hiçbir kuş uçtuğum yere uçamazdı. Hilafetle arama bir perde çektim, onu koltuğumdan silkip attım. İsa'sa cevap verme. Yok cevap verici. Yani ama Şikşikiye hutbesi. Şimdi evet. Şunun bir kere özellikle belirtmemiz gerekiyor. O da şudur. Hilafet teorisiyle ilgili konuştuğumuz zaman buna benzer birçok şey bulma şansımız var. Ama pratikte böyle yürümemiş tamam, iş Hazreti yani. Ali'nin hutbesinden tamam, bahsediyoruz. Pratikte böyle yürümemiş yani. Biraz da o çerçeveden bakmak lazım. Mesela Osmanlı hayır, Devleti... Hayır, yürüdü yürümedi de Mustafa. Evet, Hazreti Ali hilafetin kendi hakkı olduğunu inanabilir. Ama yok ben bunun... yok Hazreti Ali kendi hakkı olduğunu inanmış olsa bile bu şekilde beyan ettiğini zannetmiyorum ben. Sabrettim diyor. Şimdi o yani böyle bir hutbe yok mu diyorsun? O senin görüşün diyebilirsin. Yok hutbe vardır. Yok demiyor yani. Evet. Hutbe vardır fakat hutbeye bir takım eklemeler yapılmış olabilir. Şimdi bizim çünkü biz bunları birinci el kaynaktan almıyoruz. Şifahi kaynaklardan eklenmiş. Araya başka şeyler girmiş. Mesela Nehçül Belaga'nın üzerinde çok çok yorumlar yapılmış. Hocam yani, Kur'an-ı Kerim dışında birinci kaynak başka ne var? Evet işte yani. Yoktu ki İslamiyet'te. Hepsi ondan yazılmıştı. İşte onun için. Hadisler dahi. İşte onun için ben pratik üzerinden konuşmak daha mantıklı yani bu anlamda. Evet. Hadisleri de çok sağlam olarak kabul etmemek lazım. Yok hocam hiç ona girmeyin yani. Belki. İyi metodu var, şeyi metodu var. Metodu da bakacak dediği gibi. Metodu sahih var. Olan hadis alimlerinin işi hadis o yani. Hadis alimlerinin sahih gördükleri var, sahih görmedikleri var. Yalnız peki, bir hadis vardı. Bak Hazreti Muhammed'in bir hadisi vardı. Bu muazzam bir hadisi. Diyor ki, bana atfedilen bir söz. Hı, tam evet. Şeyini hatırlayamayacağım. Hoca evet. Daha iyi bilir. Evet. Yüreğinize bir ferahlık veriyorsa, kabul ediyorsanız benimdir. Hı. Sıkıntı veriyorsa, kabul etmiyorsunuz benim değildir. Çok güzel, en güzel ölçü bence. Peki Peygamber Efendimiz'in kendisinden sonra... Arap tarihi değil yavrucuğum, İslam tarihi diyoruz biz buna. Kendi... Bir dakika Erhan, bir dakika. Arap tarihi de sıkıldığınızda geçersin kanalı. Buna İslam tarihi diyoruz. Türkiye'nin dini hiç bilmiyorum duydunuz mu? İslamiyet, Müslümanlık falan. Senin annen, baban, deden, bilmem ben büyük annen onlar Müslümandı. O, Arap tarihi, Arap değildi, Müslümandı, onu konuşuyoruz. Ama beğenmediyse geç, malum kanalları seyret. Şeye bak ya, Arap tarihi niye yapıyorsunuz? Evet. Peygamber Efendimiz'in kendisinden sonra kendi yerine birisinin geçmesi yönünde yok öyle bir şey var mı? Yok öyle bir şey yok yani işte.